Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? YoTube bugün yayında değiliz. Oh, nefessiz kaldım, kahveyi yaptım, geldim koşa koşa. Hemen bir an önce başlayalım istedim. Ondan dolayı kusuruma bakmayınız arkadaşlar. Bugün neden yayında değiliz? Neden yayından devam edip daha sonra YouTube'a atmadık? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizler Mamiş yayıncılık olarak 3 ana koldan, 3 ana Twitch kanalı kolundan diyeyim, yayınlar yapıyoruz. Moonfrost, Sersasil ve Ice Relax olarak arkadaşlar. Bunun böyle duyurusunu yaptıktan sonra artık videonun alt kısmında linkleri koymak farz oldu diyelim. Eğer bu arkadaşlara ulaşmak isterseniz de bizim sosyal medya hesaplarımızdan erişebilirsiniz diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Bizler böyle birbirlerimizin yayın anlarını, yayın günlerini kolluyor ve yayın üstüne bindirmiyoruz. O yüzden videoyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir real time strateji efsanesi olan StarCraft'ın hem hikayesini hem oyun oynanışını oynuyorduk. Biliyorsunuz ben çok iyi bir yani strateji oyuncusu demeyeyim de StarCraft bir oyuncusu olmadığımı geçen bölümde yayında daha doğrusu tecrübe etmiştik. Özellikle Terranların son bölümünde bayağı bir zorlanmıştım. Hatta ilk maçı kaybettim. İkinci maçta kazanmıştık. Orada peki hikayede ne oldu? Sons of Korhal yönetimi ele geçirdi. Artık Koprulu sektördeki Terran yani insan yönetimi Sons of Korhal'a geçti. Artık bir Birleşmiş Konfederasyon gibi bir durum söz konusu değil. Henüz daha dünyadan ses yok. Dünyadan gelecekler. Onları da büyük ihtimal Brood War'da göreceğiz. Brood War'da giderek daha da zorlanacağız. O yüzden böyle kanser gameplay'ler izlerseniz şaşırmayınız. Ancak biz ne için buradayız? Hikaye için buradayız ve hikayeye devam edeceğiz. Kerrigan'dan haber yok. Kerrigan öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Tabii ki artık bu yeni bir oyun değil. Hikayeyi az çok yakından takip edenler Kerrigan'ın ölmediğini biliyorlar. Ve bizler de Overmind'a bağlı. Zas ve ben daha doğrusu yani player. Overmind'a bağlı birer Cerebrate olarak şu anda Kerrigan'ı hayata döndürme görevlerini icra ediyoruz. Devam edelim hikayemize zaten. Hep birlikte de tecrübe edeceğiz. Şu anda yani episode 1'i bitirdik. Episode 2'de Zerg'lerle devam edeceğiz. Bu arada şeyi de tekrar etmiş olalım. Arkadaşlar StarCraft Remastered oynuyoruz. İlk oyunun grafiklerinin yenilenmiş haliyle ve ne yalan söyleyeyim, grafikler efsane. Devam edelim. Aggression. Confederate Capital War Tarson ise gideceğiz. Arkadaki müzik. Evet, bir adet krisalis taşıyoruz biliyorsunuz. Şu anda bize bu görevleri veren şu göz Overmind diye geçiyor. Overmind ben başta bir değinmiştim. İlk bölümlerde belki hatırlamazsınız, tekrar edelim. Zerglerin ana kontrolünü sağlayan bir üst beyin. Biz de şu an ona bağlıyız. Yani kendi şeylerimizde, güdü ve düşüncelerimizde hareket etmiyoruz. Bunlar da diğer Cerebrate'ler. Aslında biz de şu yukarıdaki iki arkadaş gibi görünüyordu. Chrysalis'i Beacon'a götüreceğiz. Hadi bakalım. Bunlar koruma için buradalar. Büyük ihtimalle şöyle bir bakalım. Başlayalım yavaş yavaş. Spawning pool var. Evolution chamber'ımız yok. Zerglink yapalım. Ufaktan başlayalım.
Kaybetmemeliyiz. Evet, ilk atağı yedik. Biraz mineral toplamam lazım acilinden. Gaz da toplanmıyor şu anda. Çünkü burada zorgların en zor yanı işçilerin direkt binaya dönüşüyor olması. O yüzden hep şey tipi verirler işte. Son işçinizde aman ha bina yapmayın diye. Evet, minerale ihtiyacımız var. Tamam. Evet, mutalistikler aslında bayağı güçlü de işte yapması biraz uzun zaman alacak. Şöyle ben 2 dakika kaybolayım. Kahvemi tatlandırayım. Evet, layer'ımızı yaptık. Daha fazla larva çıkartacağız artık. Spire lazım Mutalisk için. Mutalisklerle saldırmayı düşünüyorum. Ben az önce şeyi yapamadım mı? Hidralisk yerini yapamamış. Require
Biliyorsunuz bu overlordlar. Evet, şu anda Dagoth bize birliklerini teslim etti. Onları da yönetebiliyoruz. Bu arada overlordları anlatıyordum. Overlordlar şurada sağ üst köşede gösteren asgari yapma kapasitenizi belirleyecekler. O yüzden önemli birlik. Overlordlar mutlaka burayı yukarıda tutmanız gerekiyor. Şimdi burayı da savunmasız da bırakmamak lazım. Evet, ufak bir birlikte gidebiliriz. Bir asker kaybettik orada. Bir hidralis kaybettik. Evet, orası biraz çetinmiş. Girmesek olurmuş aslında. Biraz daha asker yapıp gelmemiz lazım. Gaz sıkıntısı yaşayacağız gibi duruyor, bakalım. Protossların oyun ünitesi çok güçlüymüş ya bu. Biraz Zerg Link yapalım. Oraya en azından bir Zerg Rush yapalım. Şunlar en azından gelişene kadar. Gibi.
Ah, foton kanonları yok etseydik güzel olurdu. Protossların shield olayı çok güçlü ya. Tabi bu uçan birimi alttaki birimlere daha az vuruyor. Foton kanonlar biraz sıkıntılı. Onları hallettikten sonra gerisini halleder ordumuz yani. Bir taşımaya çalışalım. Evet, aldık onu.
Arkada kaldı gerçi ama. Amacımız bunu buraya getirmekte. Şu anda aslında çok da zor bir görev değilmiş. Ben biraz korktum. Ama olsun, ne olur ne olmaz. Evet, Zaz konuştu şu anda bizimle. Uzaydaki ilk zıplayışın biraz şey olabilir dedi. Bu bölümü bitirdik. Sargar Tribe. Tabi Protosslar arasında da kabileler var. Böyle Protoss deyince aklınıza uzaylı geldiğinde böyle daha fazla mekanik şeyler gelmesin. Onlar da canlı en nihayetinde. Yani içlerinde bir canlı varlıklar var. Yanıltmasın bizleri. Protoss birlikleri yenildi ve dağıtıldı mı? Ha. Tamam. Gezegen Çağrı'dan bahsediyoruz. Bir saniye arkadaşlar, telefon çalıyor. Eda aradı. Kusuruma bakmayın. Devam edelim biz. Krisalis'i koru ve Terran kuvvetlerini yok et. Tamam. Şu anda gizli bir şekilde insanların, daha doğrusu işte General Duke'ün şeylerini öğreniyoruz. Tabii şu anda bu şey Kerrigan'ın kayboluşundan itibarenmiş gibi düşündük yani akışını şu an. Evet, önceliğiniz Chrysalis'i korumak. Ne gerekiyorsa onu yap. Chrysalis burada. Hava savunmalarımız var. Şuradan göreve tekrar bakalım. Terran kuvvetlerini yok et. Tamam, yok edelim. Koruma güçlerimiz var. Mümkün olduğunca şu anda gelen mineralle işçi basıp yeni mineral yerler almam lazım. Bu mineral az çünkü. Dur, işçilerden birini şuraya göndereyim.
Amacım şimdi bir tane daha layer yapmak. Bunu büyüttükten sonra bir tane daha yapıp daha fazla asker çıkartabilme gücüne sahip olmak. Tamam. Evet, 300'e kadar bekleyelim şimdilik. Overload'a yeni şeyler geldi. Overload'un hızını arttırıyor. Sight range'ini arttırıyor. Tabii bunlar PvP kısmında çok kullanılıyor arkadaşlar. Şu anda bize lazım olur mu bilmiyorum ama görüşünü arttırıyor ve taşıma şeyine yardımcı olacak. Şu yani taşıma imkanı olacak. Şu işte zerkler atıyorum küçük zerklingler ya da hidrasisler böyle yukarı çıkamadığı yerlerde ya da uçması gereken yerlerde overloadlar yardımıyla taşımacılığını yapacaksınız. Bakalım biz şu anda buna ihtiyacımız olacak mı? Hidralisklerle devam edeceğim ben birazcık. Burada yeni bir mineral yeri var. Bir mutaliski kaybettik. Ama bölge temiz gibi. Char gezegenindeyiz. Burada farklı canlılar da var tabii. Sanki mutalisk yapsak daha mı faydalı olurdu ne? Ben biraz mutaliske yürüyeyim. Şöyle yapalım o yüzden. Oh no. Ben bunu niye buraya yaptım? Neyse. Kafamdaki şey bu değildi ama olsun. Kafamdaki şey buydu.
Şundan bir tane daha yapalım biz, ne olur ne olmaz. Şuradan işçi basıp biraz daha gaz çıkartıp mutalisklere abanmayı düşünüyorum. Burası çürümüş. Çok mu işçi bastık ne? Come on, dibinizdeler. Hadi mineraller. Evet, en azından bir Terran üssü görmüş olduk. Terranlar bence oyundaki en güçlü birlikler ama tabi bence, yani bu tabii ki öyle bir şey yok. Hepsi dengedeler ama gayet güçlü buluyorum kendilerini. Biraz daha birliklerimi güçlendirmem gerektiğini düşünüyorum o yüzden.
Biraz Zerglink yapalım. Şuradan güçlendirelim zırhımızı. Aşağıya bir birlik kaçtı. Yok, benim mutalisk öngörüm mantıklıymış çünkü tanklar var. Tanklar biliyorsunuz yok edici olabiliyorlar. O yüzden şu Zerglingleri bir göndereyim. Şuraya biraz daha defansif şey yapayım. Hidralisk yapayım ve mutalisk basmaya devam edelim. Yani kara birliklerini anında yok ediyor tanklar. Tanklar sıkıntılı. O yüzden uçmamız lazım bizim. Yani uçak savarları bir yere kadar elimine ederiz diye düşünüyorum o anlamda. O da gaz sıkıntısı var. Nasıl daha hızlı toplatırım? İnanın bilmiyorum. Kahvemden bir yudum alayım. Şu evolution bitmiş olması lazım. Oo. Yapalım. Zırhımız güçlensin abi. Marinler. Onlar da yokluyorlar artık beni.
Our forces are under attack. Great missile ataklıyor. Acaba havaya da etkiliyor mu? Etkiliyordur büyük ihtimalle. Ground ya da şey demiyor. Tam olarak bilmiyorum ama şu Engineering Bay marinlerin gelişmesinden düşürecektir diye düşünüyorum. Biraz geri çekilelim. Büyüyüp böyle gelelim. Thank you.
Barakalarını bulamadım. Neye bastım acaba? Evet, kazandık gibi. Yani Terran Eliminate'den sonra bir şey yoksa şayet. Yani command center'ları patlayınca biter diye düşünüyordum. Bitmiyormuş. Evet, şu anda özür diledi Dük bir anda. Bize dur komutu geldi, onları kovalamamamız gerektiğini. Başka bir Cerebrate onlarla ilgilenecek. Bizim olayımız Chrysalis'i korumaktı. Tamam, yaptık onu dedik. Alpha Squadron'u burada yenmiş olduk. Ufak çaplı bir sinematiğimiz geldi. Ben biliyorsunuz sinematiklerde yok oluyorum. Büyük ihtimalle bu şey Zerglerin Char gezegenini ele geçirmesini anlatıyor. Kerrion'u gördük orada. O işte Chrysalis'in içinde. Artık yani oyunda da onu o konuda emin olmuş olduk. Chrysalis hiç olana kadar koru diyor. Ancak biz bu göreve bugün devam etmeyelim. Yaklaşık 1 saat olmuş. Bölümü daha fazla uzatmayalım. Şayet yayında olsaydık devam ederdik. Ancak briefingi de dinlemeden ben cancel'a basıyorum. Daha fazla laf uzatmıyorum çünkü Kerrigan çıkacak. Agent of the Swarm sinematiği izledik. Agresyon bölümünü yaptık. New Dominion görevini yaptıktan sonra da bugünlük bölümümüze devam etmeyelim. İki bölüm oynamış olduk. Daha sonra devam ederiz arkadaşlar. Bakarız, belki de yayında da devam ederiz. Biliyorsunuz bunun için herhangi bir şartımız, koşulumuz yok. Keyfimize geldiğince oynuyoruz, hikayeyi görüyoruz, birlikte eğleniyoruz diyelim. İzlediğiniz için, buraya kadar dayandığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyoruz. Koprulu Sektör'den eyvallah.